Abi kardeş, o oyuncuydu. Ben de stoperdim. O orta saha, ben stoper oynuyordum. Futbola da stoper olarak başladım futbol hayatıma. Abimle çok güzel bir ikiliydik saha içinde. Bursa Yolspor'dan sonra abim Bursa Spor seçmelerine gitti. Daha sonra ben de ona dahil oldum. Abimle birlikte Bursa Spor seçmelerinde bulunduk, yer aldık. Daha sonra abimi beğendiler. Ben stoper olarak, elimizde şu anda stoper oyuncular var. Pek gereksinim duymadılar açıkçası. O zaman tabii çok küçüktük. Dolayısıyla kaleciliğe de biraz merakım vardı. Bu Yolspor'a devam ettim ondan sonraki dönemde. Bir gün kaleci antrenmana gelmedi Yolspor'da. Ben de stoper oynuyorum, uzun boyluyum, forvete gidiyorum. Zaten hiç öyle kaleciliğe açıkçası öyle ufak ya, ilk yaş dönemlerimde, futbola başladığım ilk dönemlerde öyle bir merak söz konusu değildi. Dolayısıyla hep oyundaydım. Forvet oynuyordum. Daha çok golcü bir kişiliğim vardı. Daha sonra kalecinin antrenmana gelmemesiyle birlikte hocamız fizikten dolayı 6 ay geç bakayım oğlum kaleye dedim. Geçtim, benim de hoşuma gitti. Atla zıpla falan. Merak sardım, internetten baktım, eldiven falan biraz şey yaptım. Baba dedim, ya böyle böyle eldiven falan var, İşte bana bir alın. Babam da aldı bir tane eldiven o dönem. Daha sonra daha çok merakım arttı ekipmanlarından dolayı. Sonra başladım kaleciliğe. Yolspor'da sağ olsun bir hocamız vardı. Onunla birlikte ufak tefek antrenmanlarla başladık. Sonra kaleci olarak devam ettim. Bursa Spor'a kaleci olarak gittim seçmelerine. Daha sonra Bursa Spor'da beğendiler hem fizikten dolayı hem de ufak tefek bir altyapı vardı Yolspor'da çalıştığım için. Daha sonra Bursa Spor'da başladık yeni bir serüvene. Abim de Bursa Spor'da, ben de Bursa Spor'dayım. Yaklaşık 5-6 yıllık bir serüvenimiz geçti Bursa Spor'da abi kardeş. Daha sonra okul problemleri oldu. Bu biliyorsunuz takımları bir okula toplayıp okul takımı için bir jenerasyon, bir ortam yaratıyorlar. Uyuşmayan şartlar oldu, uyuşmayan durumlar oldu abimle alakalı. Ayrılmak durumunda kaldı abim daha sonra. Abim farklı bir yol izledi. Ben Bursa Spor'da o ayrıldıktan sonra da devam ettim bir süre. Daha sonra çeşitli uyumsuzluklardan doğan fikir ayrıcalıklarından dolayı benim de yolumun ayrılması gerekti. Tekrar ben Yolspor'a döndüm. Futbolu oradan şey yapmadım. Her zaman bir şeyim vardı içimde. Hırsım, isteğim vardı. Dolayısıyla tekrar Yolspor'a gittim. Orada bir sene oynadıktan sonra Arabaya Tahsispor, Bursa amatör kulüplerinden yine. Oranın A takımında oynama fırsatı buldum. Sonra da Ankara Gücü kapıları açıldı. Uzun yıllarda buradayım. Burada olmaktan da çok mutluyum. Eski dönemlerde babam da zaten birçoğumuz gibi o da futbol oynamış bir insandı. Futbola karşı merak her zaman vardı. Dolayısıyla bizi de etkileyen etkenlerden bir tanesi, en büyük etken de buydu. Ailemin üstümde çok büyük emeği var. Her zaman arkamda durdular. Her daim arkamda oldular. Hep benim için itici bir güç oldular. Tabii ki olmaz mı? Mahalle aralarında oynadığım oldu ama hiçbir zaman kaleye geçtiğim bir dönem olmadı. Anca ya çok farklı öne geçiyorduk ya da gol yemememiz gerekiyordu. O zaman geçtiğimde böyle boydan dolayı kapatabiliyordum. Öne çıkıyordum, açık kapatıyordum falan. Dolayısıyla o zamanlar kaleye geçiyordum ara ara ama genellikle oyuncuydum. Forvet mevkiinde oynuyordum genelde. Golcüydüm yani. Altyapısında oynayıp A takımına yükseldiğim böyle büyük bir camiada tabii ki de kaptanlık pozu bandını takmak çok büyük bir şeref, onur ve gurur verici bir durum. Ben de bunlara ulaştığım için, bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Çok güzel bir duyguydu benim için. Unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Taraftarımızla iç içe galip geldiğimiz bir maçta içeride kaptan olarak çıkmak son derece önemliydi. Çok duygu birikimlerim vardı yani. Anlatamayacağım, tarif edemeyeceğim duygular yaşadım. Kendimi iyi hissediyorum. Çalışmalar iyi geçiyor. Hocalarla birlikte yaptığımız çalışmalar hep gelişim yönünde gayet bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki, yani parantez içinde söyleyecek olursam, en büyük şansımın da ben Korcan Çelikay, Korcan abi olduğunu düşünüyorum. Her zaman arkamda, her daim arkamda, oynasa da oynamasa da her zaman destekçim. A milli takıma seçilmek, oraya gitmek herkesin, her oyuncunun hayalidir. Genç yaşlı hiç fark etmeksizin. Ben sahaya çıkıp işimi yapıyorum. Maçlara en iyi şekilde konsantre oluyorum. Ancak bu kararı veren orada hocalar var. Onlar değerlendirmeyi yapıyor. Eksikler var mıdır? Tabii ki de vardır.
Benim için önemli olan bu eksikleri gidermek. Hep üst düzeye konsantre olmak. Ben maçlara iyi konsantre oluyorum. Seçim işi onlara kalmış. Ben iyi olduğum sürece de orası hep bana yakındır diye düşünüyorum. Önemli olan benim saha içi performansım. Bir numaralı özelliği bana göre liderlik vasfı olması gerekir. Çünkü oyunu arkadan en iyi takip eden kalecilerdir. Futbol hayatımın kırılma anı Ankara Gücü'ne gelmek. Ankara Gücü'ne gelerek çok doğru bir olay yaşadım. Çok güzel bir olay yaşadım. Burada çok güzel anılar biriktirdim. İkinci ligdeki şampiyonluğumuz diyebilirim. PTT Ligi'ndeki şampiyon olduğumuz gün diyelim. İki şampiyonlukta da kalede ben vardım. O yüzden çok gururlu ve onurluyum. O duyguları hiçbir zaman da unutmayacağım. Kendime örnek aldığım bir kaleci tek bir isim olarak yok. Ama Avrupa Liglerinde oynayan kaleciler var. Buffon olsun, De Gea olsun. Futbol bir akıl oyunudur kitabını okuyorum. Çok iyi bir kitap. Kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum. Ankara Gücü camiasından eğer bir gün ayrılmam gerekirse ve böyle bir durum söz konusu olursa bile, yani şu anda söylediğiniz sözleşmemin ya da vesairenin hiçbir önemi yok. İçten içe bir sözleşmem var zaten. Ankara Gücü taraftarı çok farklı insanlardan kurulu bir yer, ortam. Müthiş insanlardan kurulu ve en büyük özellikleri de Ankara Gücü'nü sadece bir futbol takımı olarak görmemeleri. Çok daha fazlası olarak görüyorlar. Yani ben maçtan sonra da söyledim bunu. Biz keşke o maçtan hani galip gelmeseydik gerekirse. Ne bileyim, maç olmasaydı ama bu olaylar olmasaydı, ama bazı şeylerin de önüne geçemiyorsun. Ama demek bir çözüm olmuyor. Yeni gelen güçlerle birlikte iyi bir takım olmayı başarabildik. Altyapıdaki kalecilere söylemek istediğim, inanmaları, mücadeleyi, herhangi bir olumsuzluk olmasına bile rağmen hiçbir zaman bırakmamaları,